Yaşamını 20 yıldan beri Bodrum'da sürdüren emekli İngilizce öğretmeni ve kişisel gelişim uzmanı Çimen Sevanç, yıllardır hayalini kurduğu Latin Amerika seyahatini gerçekleştirmek için otomobili ve bütün özel eşyalarını sattı. 30 yıllık öğretmenlik hayatının ardından Latin Amerika'ya yaklaşık 6 aylık bir seyahat planlayan Çimen Sevanç, hem farklı kültürleri tanımak hem de kendi içi sesini dinlemek için böyle bir seyahat planladığını anlattı. Seyahatinin ayrıntılarını paylaşacağı bir blog sayfası da açan Sevanç, önümüzdeki hafta başlayacağı seyahati hakkında Kent Haber'e konuştu. Yıllardır hayalini kurduğu ancak hep ertelediği seyahatini nihayet gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Çimen Sevanç şunları söyledi. Esasında bu oğlum 18 yaşına geldiği zaman üniversiteye gittiğinde sırt çantamla bir Avrupa'yı dolaşma isteğiydi, arzusuydu. Ancak hepimiz de biliyorsunuz erteliyoruz hayatımızdaki bir takım şeyleri. Şu olsun ondan sonra, bu olsun ondan sonra diye. Bu erteleme benim şöyle bir 10 yıl gibi oldu. bu seneye olursa daha iyi olur, ondan sonra olursa daha iyi olur diye. Ta ki bu sene, esasında önümüzdeki sene kışı, 2018'de yapmayı düşündüğüm bir şeydi. Ancak bu sene ev sahibim ve ofis aynı şeyi kullanıyorum. Ev sahibim evi isteyince birazcık böyle bir hızlandırma oldu. Demek ki süreç tamam dedim. Ve karar verdim. Arabamı, bütün özel eşyalarımı, her şeyimi sattım. Bu sattığım miktarla da biletimi ve Güney Amerika, Latin Amerika, Orta Amerika, bütün Amerika'yı dolaşmak üzere böyle bir program düzenliyorum. Bu programı düzenlerken işte otelde gidip kalınacak tarzında değil, bir emekli maaşıyla bunu yapabilmeyi amaçlıyorum. Emekli maaşı biliyorsunuz ne kadar, bir öğretmenin emekli maaşı ne kadar olabilir? Yaklaşık 2000 civarında. Bunu da özellikle açıklıyorum ki insanlar düşünsün bir takım şeyleri, vay hani oraya gidip 2000 lira bile değil, hani o kadar parayla nasıl geçim sağlanabilir, nasıl yaşayabilir diye bir soru işareti oluştursun. Seyahatinin nedenlerinden ve amaçlarından da bahseden Sevanç konuşmasına şöyle devam etti. Ben orada sadece gidip tatil yapmak amacıyla değil, dolaşarak farklı kültürleri tanımak istiyorum. Blogum olacak, bu bloglarda oraları tanıtmak istiyorum. Her ülkeyi tek tek dolaşarak farklı kültürlerin, insanların verdikleri bilgilerle onları aktarmak istiyorum. Buradaki amacım hem kendime öğretmenlikte 30. yıl hediyem, hem de sevenlerime ve izleyenlere, onlara da bir açıdan hediye. Çünkü bazen kalbimizin sesini dinleyemiyoruz aşırı etrafımızda gelişen bir takım olaylardan. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşadığımız, dünyamızda yaşadığımız acı olaylardan. Bazen içimize dönüp ben ne yapmak istiyorum'u sormamız gerekiyor. Sanırım benim zamanım buydu. Ne kadar sürüyor bilmiyorum. 3 ay, 5 ay, 6 ay, en fazla herhalde 6 ay diye düşünüyorum. Tekrar geleceğim. Bodrum benim için bir aşk. Yolculuğuna önümüzdeki hafta başlayacağını dile getiren Çimen Sevanç, başlangıç aşamasıyla ilgili plan yaptığı seyahatiyle ilgili şu bilgileri verdi. 20 Ocak'ta önümüzdeki hafta Cuma günü Mallorca'ya gidiyorum ilk önce. 3 hafta orada bir İspanyolcamı ve arkadaşımda kalarak hafif ilerletmek istiyorum. Ondan sonra Miami'ye geçeceğim. Orada da bir arkadaşım var. 1-2 hafta orada bir alıştırma yapalım diyorum. Oradan da Küba üzerinden Meksiko, Meksiko'dan aşağıya doğru artık ne olursa. Meksiko'ya kadar bir plan var ama oradan sonra nasıl giderim, neyle yaparım, otobüs mü, uçak mı, hiç öyle bir plan yok. Yavaş yavaş olacak. Ve blogumdan bunu takip edebileceksiniz. Serüvenin sırasında yaşadıklarını kişisel blogunda paylaşacağını sözlerine ekleyen Sevanç şunları kaydetti. Blogum www.kalbimnerebenoraya.com. Yine blogla ilgili olarak bir de şarkı yazdım. Oğlum da sağ olsun beni kırmadı, onu besteledi.
Onu da blogumda bir iki gün içerisinde yayınlayacağım. Dediğim gibi bu serüvenin, bu maceranın nedeni iç sesimizi dinleyip istediğimizi ertelemeden mümkün olduğunca, bu benim için bir yolculuk, başkaları için başka bir şey olabilir, herkes için bir yolculuk olmak zorunda değil. Diyelim ki öğretmen olmak istiyordur ama iş işten geçmiştir, o üniversiteye gidemem diye düşünen birisi neden geç olsun, yine geç, hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Bir adım atarak istediğimiz hedefe ulaşabiliriz. Yani kalbim nereye, ben oraya dediğim zaman istediğimiz şeye doğru bir adım atabilme cesaretini bulmak. O cesaret içinde kendi yaşamımıza, kendi düşüncelerimize bir sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkma derken ben neleri düşünüyorum? Hayatımda bir yerlerde takılı kaldıysam eğer, acaba hangi düşüncelerimden dolayı oradayım? Neler beni kısıtlıyor? Şu ana kadar inandığım bir takım şeyler gerçekten %100 benim doğru muydu? Yoksa kültürel, sosyal çevremden, ailemden bana yüklenen bir takım korkular mı diye o açıdan bakıp sorgulamamız gerekiyor. Önce kendi sorumluluğumuzu alıp bu benim yaşamım. Bu yaşamda ben ne yaparsam kendim yapabilirim. Sorumluluğu da bana ait deyip ilerlemek. 9 yıl boyunca Bodrum Kalesi manzaralı bir evde yaşayan Çimen Sevanç, Kent Haber'in sorduğu bu manzarayı nasıl bırakıp gideceksiniz sorusuna ise bu evde yaklaşık 9 yıl yaşadım. Her sabah şükrederek uyandığım bir manzara. Ayrılma kararı aldığımda biraz üzülmüştüm ama daha sonradan düşündüm ki bu manzara bana ait değil. İçimde inanılmaz bir duygu oluştu. Benim için başka manzaralara doğru bir yolculuk zamanı şeklinde cevap verdi. Bir süre önce evlenen 25 yaşındaki oğlunun bu kararı nasıl karşıladığından da bahseden Çimen Savanç sözlerini şöyle noktaladı. Oğlum çok olgun karşıladı. Tabii ki endişeleri olduğunu, tek başıma bu yaşımda, tek başıma bu yolculuğa uzak bir yerde gitmeme birazcık endişeli olduğunu dile getirdi. Ancak onun da yaşam felsefesi, aklına bir şeyi koyduğun zaman mutlaka onu yap, yüreğinin götürdüğü yere git felsefesiyle yaklaştığı için o da büyük bir heyecan duyuyor bu